Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün e, Milli Takım Özel Programı'yla sizlerle beraberiz. Milli Takım sonunda tekrar e, ligle ilgili ufak tefek değerlendirmelerde de bulunacağız. Yine bugün İzzet Yıldırım'la beraberiz. İzzet hoş geldin. Hoş bulduk. İyi geceler herkese. Öncelikle Milli Takım'ımızı tebrik ediyorum. E, önemli bir galibiyetti. Çünkü biz Karadağ ve Letonya kaybettiğimiz puanlarla buraya geldik. Dışarıda yendiğimiz bir karadağla, içeride berabere kalmak, özellikle son dakika golleriyle berabere kalmak bugün e, play-off'tan çıkmamızı, en azından play kalmamızı sağladı. Halbuki o puanları kaybetmeseydik bugün bu gruptan birinci olarak çıkacak yegâle takımdık. Her e, işte bir hayır vardır. Artık play-off'ta eşleşeceğimiz rakibi bekliyoruz. Bana göre bugün milli takımımız e, iştahlı oyun oynadı, coşkulu oyun oynadı. Ee, çok erken gol yemesine rağmen oyundan kopmadı. E, takım olarak e, inanılmaz bir direnç gösterdi. Burada Kerem nezdinde bütün milli takımı tabii kutlamak lazım. Kerem gerçekten olağanüstü gayret sarf ediyor. Burada Fatih Hoca'da parantez açmak lazım. Fatih Hoca sadece Galatasaray'ın geleceğini değil, milli takımın da geleceğini inşa ediyor. Baktığınız zaman Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kerem. Belki bunlarla şampiyonluk yaşamıyor ama, ama Galatasaray'ın geleceğini kuruyor. Hep söylemiştim kendi kariyeri belki tehlikeye atıyor ama Galatasaray'ın geleceğini kurtarmaya çalışıyor. Bir anlamda da Türk milli takımının geleceğini inşa ediyor. Bu anlamda Fatih Hocam'ın akını yememek lazım. Evet İzzet, Milli Maçla ilgili ne düşünüyorsun? Ee, hocam, e, tebrik ediyorum bizim çocukları öncelikle. E, bugün güzel bir gece yaşattılar bize. E, yani birinci olmamız gereken bir gruptu çünkü. E, Hollanda'ya geçseydik birinci olacaktık. Hollanda'yla bir mağlubiyetimiz var, bir beraberliğimiz var onlara karşı. Kendi sahamızda Karadağ ile berabere kaldık. Bir de e, Letonya. ile berabere kaldık. Onlara 4 puan ekleseydik şu an grup lideriydik. Ve ikisinin de yanılmıyorsam ikişer iki, iki sıfır mı ya da ikişer farklı öndeyken Evet, yani bu beraber e, geçmiş dönem yönetimiyle e, problem yaşadığımız dönemlerdi. Yönetim derken Şenol Güneş'ten bahsediyoruz. Evet, Şenol galiba. hocamızın zamanındaki. Çünkü grupta 6 tane takım var. 2 tanesini zaten takım olarak saymaya gerek yok. Cebeli Tarık'la şey takım değil zaten. Ben orada şunu da düşünüyorum. Aslında gruplar açıklandığında direkt Hollanda'nın üstünde birinci çıkacağımızı düşünen en fazla %50'lik bir kesim vardır. Ama iyi başlayınca bu kadar önden gidince rüzgar da arkamıza alınca götürmemiz, e, götürmemiz gerektiğini çünkü e, gittik Norveç'i Norveç'te yendik. E, geldik kendi sahamızda Karadağ ve Letonya'ya puan Herhalde. kaybettik. Milli takımla ilgili sadece şunu ifade etmek istiyorum. Ben Burak Yılmaz'ı çok seviyorum. Babası benim yardımcılığım da yaptı Ankara Gücü'nü çalıştırdığım dönemde. O zamanlar Burak kenar oyuncusuyken ben Burak'ın hep önde oynaması gerektiğini ifade ediyordum. Yalnız Burak da şunu görüyorum. Özellikle Hakan Şükür'ün son dönemleri gibi milli takım oyuncularında her topu Burak'a atma, atma gibi sanki bir zorunluluk veyahut da Burak her kursunda sanki topun kendisine atılmasını bekliyormuş gibi böyle bir oyuncuların çekiniyor. E, oyuncuların gibi, üzerinde böyle bir baskı hissediyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı şeyi görebiliyorum. Çünkü e, her buluşan oyuncu topla direkt onu oynamaya çalışıyor. Yani Evet. Çok özür diliyorum. Messi değil yani. Her attığınız topu alsın 3-4 kişi geçebilecek. Messi bir de olsa her topu Messi'ye atmak zorunda değilsiniz. Yani Messi evet oyunda hakim ama, ama her anda top sonuç bunda, değil. bu Tabii. oyuncuların hepsinden daha yetenekli bir oyuncu olduğu için hani doğru pası doğru yere koştuğu zaman oynayabilirsiniz. Ya yani Burak bu ülke takımına çok şey kattı. Daha da katacağı hala çok şey olduğunu inanıyorum. Etkili de olmaya çalışıyor ama iki maçta baktığım zaman evet rakibi belki Burak Yılmaz olarak rakip Burak'a önlem alıyor ama çok sıkışmış savunmalarda Burak iş yapamıyor. Ne zaman savunmalar önüne çıkarsa, arkada alan kalırsa, offside'e düşme sıkıntısından kurtulursa... Burak iş yapıyor. Dolayısıyla... Ee, evet Burak bu takım için bana göre en önemli oyunculardan birisi ama... E, Kuntz'un da şu anda Burak yedek bırakma cesaretini göstereceğini düşünmüyorum. Ben de katılıyorum hocam. Yani ben... E, bir de şöyle bakıyorum yani... işte e, Fan Kuntz hocalığı ben başarılı falan bulmuyorum yani hocam. Hı hı. Neden diyecek olursanız yani elle tutulur bir takımı devirip de... gruptan çıkmadık. Yani sonuçta bu takım... geçmiş dönemde iyi yönetilseydi, ben inanıyorum ki... Hollanda'nın önünde bitirdik. Yani... Hollanda ile oyuncu bazında baktığın zaman, bizim kadromuzun çok kötü bir kadro olduğu diye düşünülmez yani. Şimdi tabii insanlara şöyle bir şey oldu. İnsanlarda... şöyle bir algı oluştu. Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Fatih Terim gibi devamlı bunların... dönüşmesinden, işte o gidiyor, o geliyor, o gidiyor, geliyor, o, o gidiyor, o geliyor der gibi... İnsanlarda bir bıkkınlık oluştu aslında. Şenolcu'ya karşı da böyle bir şey oluşmuştu. Ee, şöyle ki, e, her ne kadar ayrılmasını doğru bulsam da, ben e, şu andaki konsum performansının e, direkt Şenol Güneş'in yaptıklarıyla kıyaslanabilir durumda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kimle oynadı? Karadağlı oynadı. Letonya'yı Letonya'da yendik. Norveç'te yanılmıyorsam, Norveç'te mi beraber kaldık? bir maç daha kazandık ama işte Cebeli Tarık'ı geldik. Hmm. Ya bunlar ölçü değil. Bugün milli takımın başına kimi getirirseniz getirin. Ee, evet son Karadağ maçı önemli bir maçtı. Çünkü Karadağ deyip geçmeyin. Stoperi bile Atletico Madrid'de oynuyor. Ee, ama bir Cebeli Tarık birlikten Stein kumsun hmm. marifetiyle kazanılacak oca, maçlar değildi başında yani. Olmasına bugün ee, orada malzeme Cengiz'i de geterseniz milli takım o maçları kazanırdı yani. Bunu, Kesinlikle kazanırdı. Buradan gidin üçüncükten herhangi bir hocaya da getirseniz. Zaten bununla ilgili konuşacak çok şey var ama şu anda önemli olan playoff'a konsantre olmak. Hep söylüyorum Hamit'le ilgili konuşacak çok şey var. Ben Hamit'in kum tercihini doğru bulmuyorum. Evet insanlar inandığı insanlarla çalışabilmeli. Ama Türkiye'de bir Türk evladı olarak Futbol Federasyonu'na görev alan bir insanın kendimi de bunun dışında bırakarak ben de kabul Türk bir antrenörün Şimdi Hamit'e sormak lazım. Niye Alman milli takımı, Alman milli takımı başına yabancı bir hoca gelmiyor da bugün evet Almanların hocaları yeterli olabilir ama Türkiye'de de milli takımı çalıştırabilecek bir sürü Ulan seviyede bir sürü oyuncu var hocalar ya. var. Dolayısıyla Hamit'in bu tercihini ben doğru bulmuyorum. Zaten Kuntz'un ilk Letonya maçından sonra ağlamasının da e, Kuntz geçmişte Beşiktaş'ta oynadığı için, Türkiye'yi de iyi tanıdığı için, Türk insanı da iyi bildiği için bir rol olduğunu düşünüyorum. Ee, bakalım playoff'ta kimle eşleşeceğiz. Yani finali kazanmadı bizim takımımız. Yani sonuçta ağlanacak bir durum yok. Ha şuraya baktığımız zaman hep playoff'lardan gittik. Milli takımda hep bir prim kavgası Hı çıkmıştır. hep playoff'lardan gitmişizdir genel olarak. Ama e, böyle bir milli takım söylemiştim ya kimseye nasip olmaz. İki stoperinin biri Leicester'da oynuyor. Biri Atalanta'da oynuyor. Geçen sene Juventus'da, Juventus'da oynuyordu. Oynuyor. Ee, dönüp dolaşıyorsun. Bekin, Bugün Premier Lig'de oynayan Ozan milli takımda oynayamaz durumda. Sağbek'in Lille'de oynuyor geçti. ki ne enteresandır ki, Fenerbahçe'nin yaptığı yanlışlara bak. Fenerbahçe'nin gönderdiği Tolga Ciğerci Başakşehir'den e, milli takıma seçiliyor. Fenerbahçe'nin gönderdiği Caner Karagümrük'ten milli takıma geliyor. Caner Erkin, milli takımın sol beki, Vitor Efendi, ben Caner'i istemiyorum diyor. İşte bak bunlar bile, oraya ayrıca geleceğiz. Ne kadar yanlışlar yapıldığının bir göstergesi. Umarım e, play-off'ta da dişimize göre bir rakip çıkar ve Dünya Kupası'na gideriz. İnşallah, inşallah. Çünkü e, Katar da bizim için önemli bir ülke. E, gerek siyasi ilişkiler açısından, gerek diğer ilişkiler açısından. Oraya Dünya Kupası'na katılmanın bizim için önemli olacağını düşünüyorum. Evet, milli takımla ilgili söyleyeceklerimiz yoksa e, başka mevzular var, onları da konuşmak istiyorum. Söylenecek bazı bir şey yok. Yarın kurallar çekiliyor sanırım çekildikten sonra başarılar diliyoruz yani milli takımımıza. Evet. Hafta içi sosyal medyaya bir e, bir video düştü. Ali Koç'un başkan seçildiği günden bu yana vermiş olduğu vaatlerle ilgili. İşte e, yaşı geçmiş oyuncuları almayacağız. Transferi son günde transferler son günü e, transferleri bırakmayacağız. İşte 100 kişilik bir futbolcu havuzumuz var. İşte e, bir futbol aklımız var diye 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 kendisini yalanlayan yani Hatta bizi eleştirmekten korkmayın, bizi eleştirin diyen bir açıklaması var. Ee, çok samimi bir açıklama olmadı zaten davranışlarından belli. Ee, bu videoyla ilgili ne düşünüyorsun? Çok komik bir başkan ya? Bence çok komik yani. Hani verdiği hiçbir söz yaptığı hareketle uymuyor. Özellikle son e, hafta içi e, Fenerbahçe tesislerinde, Fenerbahçe TV'de yapmış olduğu röportajla ilgili ne düşünüyorsun? Yani spikeri orada baskı altına almış spiker soru sorarken titriyor. Spiker bir soru soruyor. Sabahtan beri ne anlatıyoruz diyor. Sanki yani gergin. Ger bir gerginlik var. O kulübün televizyonunun spikerinin ruh haline bile yansımış ki bu insanın kulüp üzerinde oyuncular üzerinde nasıl bir baskı kuracağını düşünmek lazım. Yeteneksiz bir oyuncu hocaya var. sistemden vazgeçmesi gerektiğiyle ilgili bir evet e ya, bu mesaj mi? veriyor. Mesut'a ticari işleri bırakması gerektiği Çok mesajlarını uygun. veriyor. Bunlar sana göre nasıl söylemler? Hocam bence Mesut'a karşı yaptığı açıklama inanılmaz saçma bir açıklama. Hı? Şimdi ben bunu basın yoluyla öğrendim diye <laughs> oyuncu olarak. Evet. Yani ben başkanın mesela atıyorum bir yemeğe, bir kahvaltıya falan geldiğini görsem tamamen eski e, ilişkim bitmiştir ona karşı. Sadece... Yani tamamen Mesut taraftarının önüne attı diyorsun. Kesinlikle attı. Kesinlikle attı. Hani Mesut yani sen bunu bile bile almadın mı? Bile bile aldın, bile bile getirdin. Evet. E şimdi kalkıp çekebilirsin onu, Mesut kardeşim sen gel işine bak, çalışmalarına bak, bırak bu açılışları bilmem neyi ki be, yaptığı zaten doğru değil. Sen performans olarak Fenerbahçe... Bunu dört doğru arasında yüzüne söylemek yüzüne varken insanların önüne atmanın anlamı ne? Yani bir kere taraftarın başkana tepki göstermesi lazım ya. Başkanım böyle bir durumu sen niye bize söylüyorsun? Çek futbolcunu, bunu 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 yapma de. Bence diyemez, gerçi bazen patavatsız halleri oluyor diyebilir, diyemez demek doğru olmaz ama <laughs> yani e, böyle futursuzca, böyle şuursuzca eleştirmek, üç buçuk yılın bütün faturasını futbolculara kesmek, e, bu Mesut'un koyun çıkarttığını, Mesut'un aklının futbolda olmadığını aylardır söyleyen bizken bizi Fenerbahçe düşmanı ilan ediyordun da şimdi mi aklın başına geldi? Şu an başarısız. Peki Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse ne olacak? Büyük sıkıntı olacak hocam. Yapım Anlatıyor, bazıları güzel. diyormuş ki... işte Türk hoca olunca sabır gösterin. Ya biz bu adama yabancı diye gitsin demedik ki. Biz... Yanlış işler yaptınız. Ben gitsin de demem. Aksine tam tersini ben söylüyorum. Kendi yani, söyledi ben ya ben Porto'da gitsin. 6 yıl hocalık yaptı altyapısında alt dedi. Hala söylüyorum, Vitor'un gelmesi gereken yerin Fenerbahçe altyapısının... Çünkü Fenerbahçe A takımın teknikleri var. Hı. Fenerbahçe teknikörü Ali Koç. Yani <laughs> altyapı, altyapısının başına da Vitor'u getirmesi gerektiğini Bundan düşünüyorum. Bundan önceki kadroları acaba kendisi mi çıkartıyordu ki? Şöyle ben o anlamda... %50 %50 ise o ondan kadar Ben baskı olarak yani müdahale olarak belki teknik olarak değildir ama bunu yapabilecek potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bakın Fenerbahçe. Sevgili seyirciler, arkadaşlar Fenerbahçeliler size şunu ifade etmek istiyorum. Fenerbahçe'nin futbol kulübü olabilmesi için Fenerbahçe'nin içerisinden kendi hocalarını çıkarabilmesi için hocalara çok müdahil olmaması lazım. Fenerbahçe'nin neden 3-4 yılda bir şampiyon olduğunu, sadece bizim dönemimizde bir 2 yıl üstü olduğumuzu, çok geçmişte olduysak bilmiyorum, idrak etmeniz lazım. Bugün teknik anlamda Galatasaray'da Fatih Terim'in sözünün dışına çok bir şey yapılması mümkün mü? Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın sözünün dışına çok bir şey yapılması mümkün mü? Beşiktaş'ta Sergen Yalçı'nın sözünün dışına çok bir şey yapılması mümkün mü? Dolayısıyla Fenerbahçe'de bu aklım oluşması lazım. Bu oluşmadığı için bu Az Yıldırım döneminde de alişen döneminde de hep hani bir laf vardır Ata Erkil derler ya. Ya burada da başkan erkil bir yapı var. Yani başkanların üstün olduğu. Hatta geçen günler başkan çıktı. Kim de Adana Demirspor Başkanı mı? Ben hocaya konuşurum. Yaparsa yapar, yapmasa gönderirim. Ya bu nasıl bir usluptur? Yani Türk futbolunun geldiği noktaya bak. Böyle bir şey olabilir ya mi? Ya hocam ben bir şey merak ediyorum. Yani, yani parayı onu, ben veriyorum. Yap e, istediğimi ben veriyorum, yaparım. Hocam... E tamam işte günü kurtarırsınız. Aynen. Kendinizi tatmin edersiniz. Yani o parayı veriyor olabilir. O zaten onun görevi kulübü yönetmek. Ben onların yerinde olsam hoca falan getirmem ki. Hı -hı. Yerime şortmanları. Ne gerek var hocaya vereceğim para? Çıkarsın sahaya. Zaten çekilmeseler onu da yaparlar. Merak etme. Yani Türkiye'deki birçok başkan %50'sinden fazlası eğer laf gelmeyeceğini bilsin, dedikodu olmayacağını bilsinler veyahut da eleştirilmeyeceklerini bilsinler. İnanın bana eşofman yani... giyerler. kulübede oturmayı daha çok severler. Yani onun için Türk futbolu buralarda arkadaşlar. Bu bir gerçek. Ben bunları söylüyorum diye zaten e, eleştiriliyorum. Bunları söylüyorum diye her şeyi dik söylediğim için e, belki insanların hoşuna gitmiyor. Ama maalesef Türkiye'de başkan yapısı değişmediği sürece, kulüplerin futbol yapısı değişmediği sürece günü kurtarırız. Geleceğe dair hiçbir şey inşa edemeyiz. Peki Ali Koç'un e, özellikle Vitor'la ilgili... hocamızda mutlaka sistemi gözden geçirecekti sözünde ne düşünüyorsun? Ya bu... E, bu kabul edilir Yani mu? bu hocaya, hoca dörtte oynattı demek midir? Kesinlikle o demek Peki değil. dörtte oynattı, Fenerbahçe yine yenildi. Ne olacak diyelim ki? Yani dörtte oynattı, Fenerbahçe yenildi. Diyecek ki Vitor, sen haklıymışsın diyecek. <laughs> ne diyecek ya? Ben bilmiyormuşum bu işi diyecek yani. bu Bu olaya gelir yani. Yani ben desem ki sevgili Ali Koç Başkan'a şuraya bir daralın oyun çiz desem, bir beşe eki kur desem, üçgen falan koyar ya. Yani. Yapay zeka var yapabilir ama o yapay zekaya danışıyor. Yani her demek şey istediğim şu, yani atıyorum, diyordur mutlaka diyordur hocam, bireysel olarak da söylüyordur. Şunu oynat, bu daha faydalı olacaktır, bunu oynat. Ama ben kendim mesela gözlemlediğim... Şuraya bir daralan oyun çiz desem, dörde dört bir oyun oynayalım desem tam sahaya yaptırabilir yani. Peki orada yine çok enteresan bir laf vardı. Ben 12 yıldır hocalık yapıyorum. Bu ülkede de 32 yaşında direktörlüğe başlayan herhalde 3-4 hocadan bileyim. 32 yaşında süperlikte teknik adamlığa başlayan 3-4 hocadan bileyim. Evet bugün belki buradaysam, bugün takım çalıştırmıyorsam en büyük hata benimdir. Kendi hatalarımdan dolayı e, bu aralar verilmiştir. Yoksa bugün belki e, bu hatalarından arındıktan sonra çok daha iyi yerlerde olmak elbette mümkün. Ancak şunu da ifade etmekte fayda var. Ben hiçbir zaman böyle bir şey görmedim. Çok kulüpte ağırlaştık, çok kulüpten ayrıldık. Daha bir tane başkan görmedim ki gelip bana hoca bak hoca arıyoruz diyecek bir başkan görmedim. Fenerbahçe <laughs> başkan açıklama yapıyor. Hoca ararsak hocamızın haberi olur. Yani <laughs> Pereri'ye diyecek ki hoca, hoca arıyoruz dakika, bak. Dur. Bak biz hoca arayacağız. Evet. Sana bir haber verelim de bir bilgin olsun başkasından. Hatta duyuyorum. bize de hoca önerebilir misin der mi Pereri'ye? <laughs> <laughs> olur mu? Ya böyle bir şey mümkün mü ya? Hocam ya bu... Bu tamamen saçmalık yani. Bir hocaya ya sen yöneticisin, sen başkansın. Sen hocaya niye haber vereceksin? Hocam başarısızsa diyeceksin ki hocam bugün itibariyle seninle şeyimizi bitiriyoruz. Yani Vitor hocaya soracak. Bir ay ben süren, dünya üzerinde. Bir ay süren var. Ben bir hoca arayayım da sen bir bir ay takıl ondan sonra bakarız demek yani. Ben dünya üzerinde kendi çalışan hocasına hoca bakmış hoca arıyoruz diyen bir başkan görmedim. Ya da diyecek bir başkan görmedim. Akıllara zarar. Akıllar Akıllara zarar. Yani şu takımın geldiği noktaya bakın. Fena Umudunuzu yitirmeyin. Hala kaybedilmiş bir şey yok. Trabzonspor iki maç üst üste kazan, kazanamasa ya da kaybederse Fenerbahçe iki maç üstte kazanırsa elbette daha bu 20-25 haftalık maratonda bu köprünün altından çok sular akar. Ama o umut takım o ışığı veriyor mu? Yönetim o ışığı veriyor mu? Ona bakmak lazım. Diğer bir konu son olarak programın sonuna gelirken Fenerbahçe'nin efsanesi vardı. Geçen sene spor direktördü, hocaydı, <laughs> kaptandı, her şeyinizdi ya. Bir tane spor direktör vardı. Bugün de Başakşehir'in hocası. Konu Fenerbahçe olunca demiş, bize şeytan soldan gelmez demiş. İyi de sana bir şey soracağım şimdi. Emre Efendi, Samat Dayı, Tiyam'ı, Çisse'yi, Perotti'yi, Lemos'u, yani bu 17 tane oyuncuyu aldırırken şeytan nereden geldi? Bana bir sorsana. Bu oyuncuların kaç tanesini Fenerbahçe Başakşehir aldırırsın? Hadi. Hadi Perotti'yi Başakşehir al da görelim. Ondan sonra şeytan nereden gelecek mi görelim. Galatasaray sana o kapıyı açsaydı. Adnan Polat açıkladı ya. Galatasaray sana o kapıyı açsaydı. Şeytan sana sol tarafından değil arkandan da gelirdi. Sağından da gelirdi. Solundan da gelirdi. içinden de girerdi. Arkandan da çıkardı. Bir anlat bana bakayım. Onları bir anlat. Şu Perotti'yi. Şu Lemos'u. Şu ikisinden birini Başakşehir'e alsana. Öyle ya Başakşehir, Fenerbahçe'den daha büyük kulüp değil ya. Fenerbahçe'ye aldığın oyuncular Başakşehir'de oynayacak, oyuncular oynayacak kalitede oyuncular değil mi? Hadi al. Sana inat alabilir miyim? Hadi Tiyam'ı al. Hadi Çisse'yi al, Samatta'yı al. Hadi. Bakalım kaç tanesini Başakşehir'e alacaksın. Hocam Bakalım ben, şeytan nereden geliyor. Bir şey sonra göreceğiz de, sana inat almasın bunların hepsini. Alsın. Ben ne verdiğine bakarım. Bir tanesini alsın. Şimdi... Perot diye alsın. İmkansız öyle Hadi. bir şey yapmaz. Lemos alsın. Kendi takımını neden bozsun? Lemosu alsın. Fenerbahçe Hı? daha kötü takım olduğu için Başakşehir almaz. <laughs> ne oldu? Fenerbahçe'nin büyük bir He, tartışıyor. Yani şimdi çünkü sen ne biliyorsun ki bir daha Galatasaray'ın kapısı sana açılmayacak. Açılmamak üzere kapandı. Beşese zaten gitmesin. Ömrüm boyunca sen de şunu biliyorsun ki bir tek Selçuklu Galatasaray'da 6 ay oynadı. Allah rahmet eylesin. Ama her zaman Fenerbahçe'li Selçuk Yulo olarak anıldı. Bu dünyanın en büyük takımı Galatasaray derken şeytan nereden geliyor da bunu dedin? Onu çok merak ediyorum. Ha Galatasaray dönerken oynarken dünyanın en büyük takımı Galatasaray ama şimdi konu Fenerbahçe olunca şeytan sana soldan gelmez ha. Şimdi ben sana bir şey soracağım. Bu Galatasaray'ın kapısı sana açılsaydı sen Fenerbahçe'ye gelir miydin? Adnan Polat demedi mi sana Emre beni aradı biz o parayı veremeyiz deyince döndün Fenerbahçe'ye geldin. Ha hep Fenerbahçe emri olarak anılmak istiyorsun. Sen de biliyorsun ki hem Galatasaray'da hem Fener'de oynayanın iki camiye tarafından kabul görürü yok. Örneği var mı? Var tanju Çolak. Ne Fenerli tanju diyorlar ne Galatasaray'ı evet. tanju diyorlar. Örneği var mı? Fatih Akgel. Çok severim. Ama ne Fenerbahçe'li Fatih diyorlar ne Galatasaray. kendi işlerinde Fenerli olabilir, Galatasaray olabilir. Örneği var mı? Hasan Vezir. Ne Fenerbahçe'li Hasan diyorlar ne Galatasaray'la Hasan diyorlar. Örneği var mı Tümer Metin? Ne Beşiktaşlı Tümer Metin diyorlar, ne Fenerbahçeli diyorlar. Bunların içinde bir tane istisna vardır. Sergen'dir. Sergen Yalçın da dört büyük takımda oynadı. Bugün hala Burak bile Beşiktaşlı Burak diyorlar. Son olarak Türkiye'de Beşiktaşlı oynadığı için ama futbol bittikten sonra göreceksin. İki tane büyük takımda bu ülkede böyle oynadığın zaman hiçbiri kendi camiasından kendisini görmüyor. Şimdi bir soru. Fenerbahçeli Mustafa Denizli mi? Galatasaraylı Mustafa Denizli mi? Beş yaşlı Mustafa Denizli mi? Yoksa Altaylı Mustafa Denizli mi? Altaylı. Sen Galatasaraylı Emre'sin. Ama açacak kapın yok. O kapı sana açılmayacak ki. Onun için bırak bu üç lafları. Şeytan soldan mı gelir, sağdan mı gelir? Bu Lemos'un Perotti'yi alırken, bu oyuncular alırken, 17 tane oyuncuyu alırken, Kayseri Spor'a giden Tiyama alırken, Samat Dayı alırken ha diyebilirsin ki bunları ben aldırmadım, kulüp aldırdı. O zaman spor direktörlük yapmayacaksın. Kusura bakma. O zaman yetki makamında olmayacaksın. Bunları aldırırken kulüp bu kadar kulübe bu kadar külfet yaptırırken bu şeytan nereden geldi şimdi şeytan solundan gelmiyor bana bir anlatsana. Bırak sen Fenerbahçe uğraşmayı. İşine bak iyi de gidiyorsun. Ben senin antrenörüne hiçbir zaman laf etmem. Kariyerine hiçbir zaman laf etmem. Büyük antrenör olacaksın. Bunlar çok başka. Ama bir yere çalışırken bile hala Fenerbahçe ile ilgili cümleler kurup yani yarın nasıl buraya dönerimin hesabını yaparsan ha döner misin dönmez misin onu Allah bilir. Onu bilemeyiz. Ama yok işte şeytan bize Fener ile ilgili soldan gelmez, sağdan gelmez. Böyle kinayeli mesajlar. O şeytanın nereden geldiği belli. Dünya oyuncu aldınız bir tanesi Fenerbahçe'de kalmadı. İnşallah oyunculardan bir tanesini iki tane... Ha belki Sinan Gümüş alabilirsin Ahmet Bulut'un oyuncusu olduğu için de. Öyle biliyorum, yanılabilirim. Ya da başka nedenlerden dolayı. Ama şu Lemos'u, şu Perotti'yi bir al bakalım başka şeyde de. O şeytanı bir görelim nereden geliyor. Ne diyorsun Emre'nin bu açıklamayla alakalı? <laughs> ya hocam siz daha iyi biliyorsunuz bu konuları da. E, baktığında yani şu an başarılı teknik direktör olarak çalıştırdığı takımda ben futbol adamlığına futbol aklına evet. futbol şeyine hiçbir zaman bir şey söylemedim yani Erol'dan önce göreve getirilseydi Belki Fenerbahçe şampiyon olurdu bunu da hiçbir zaman evet. inkar edemem kariyerine de bir şey diyemem Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en kariyerli oyuncusu evet. en bak ben riyakar bir adam değilim en kariyerlerinden biri demiyorum Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en kariyerli futbolcusu iyi de futbolcuydu o internette bir futbolcu bir daha gelmez Arda marda diyorlar ya. Arda derken Galatasaraylı Arda'dan bahsetmiyorum. Fener'de yani bir Arda var ya. Genç çocuk. Gelecek falan diyor. O başka bir şey. Benim derdim riyakarlığınla, benim derdim kişiliğinle. Kendini bir camiye yamamaya çalışıyorsun. Benim lafımla o cama, camiye de e, tarafından da dışlanmasın. Ama kendi yamamanla da oraya kendini yamayamazsın. Gerçekleri konuşalım. Doğruları söyleyelim. Sen de biliyorsun ki Galatasaray'ın kapısı sana kapalı. Sen de biliyorsun ki Beşiktaş'a gitmesin. Trabzon zaten senden nefret ediyor Trabzon'lu olmana rağmen. Ee, dolayısıyla hatta bir dönem yanılmıyorsam 25 numara gidin. Niye 25 numara gidin? Onun nedenini sen daha iyi bilirsin. Erzurum'da ne bağlantın var onu bilmiyorum. Çünkü anne tarafın Erzurum'u değil, baba tarafın Trabzon'dan ama Erzurum'dan, Erzurum'dan dolayı niye 25 numara gidin? Sen benden daha iyi bilirsin. Ama siz ona da bir kılıf bulursunuz. Ee, bak Hakan Şükür seninle ilgili neler söyledi. Bana laf yetiştirilene kadar git oraya bir cevap ver bakayım. Çünkü oraya yetiştiremezsin. Beraber ne var? Laf yetiştirirsen konuşur. H Hakan Efendi sana neler diyecek? Daha hangi çorabın sökükleri çıkacak ortaya? Onun için anca dönersin dolaşırsın, bana laf yetiştirirsin. Onun için benimle, benimle ilgili bir şey konuşurken bir değil, iki değil, üç düşün. Tamam sevgili kardeşim ama başarılı gidiyorsun, gerçekten iyi gidiyorsun büyük teknik adam olacaksın. Umarım Allah yolunu bahtını açık etsin eder. Bu konuda hiçbir art netim olamaz. çünkü bu kadar üst seviye futbol oynadın. senden daha iyi futbolu bilecek, bilecek olacak. hali yok insanların. O konuya saygı duyarım. Ama hocam Ali Başkan biliyor ki Emre emmi... Belezoğlu'nu gönderdi teknik direktörü olarak. Yani Sivas maçını yenseydi Emre tecrübeli antrenördü. Şimdi Emre 4'te 4 yaptı. Emre tecrübeli, şey tecrübesiz. Bence Victor Pereira tecrübeli. Bence mesela Ali Koç başkanı inanılmaz bir mesaj veriyor başarısıyla. Sen misin o? Emre Belezoğlu, Başakşehir'den Fenerbahçe'ye geldiğinde, üçüncü kez gelişinde, teknik adam olarak gelseydi Fenerbahçe 3 senede bir şampiyonluğu vardı. Ben de katılıyorum. Yüz yüz bir şampiyonluğa. Ben vardı. de kesinlikle katılıyorum buna. Ama öyle bir hata yaptılar ki 31 yaşında gönderdiğiniz bir adamdan 38 yaşında performans almaya baktınız. Bu bir defa aykırı ya. Tabiatın aykırı, aykırı. Tabiata aykırı bu yani. Aykırı. Doğaya aykırı bir şey. Ama onu o gün hoca olarak alsaydınız inan bana bu üstüne sene boş geçmemiş olurdu. Kokudan da iyi yapardı. Tahirlerin iyi yapacağı zaten belli. Ee, diğerlerinden de iyi yapacağı belli. En azından bu takımın bir şampiyonluğu vardı. Ee, söyleyecek bir şey yok. Bana göre e, hala yolun başında çok da başarılı olacağına inanıyorum. Ee, dediğim gibi böyle başkanla çalışmakta kolay değil. Ee, umarım hatalarından ders alır. Biz Ali Koç'un mutsuzluğuyla mutlu olmuyoruz. Benden yanlış. Şunu bilsinler de ben de Fenerbahçeliyim hocam. Ben de eleştiriyorum ama zaten Fenerbahçe'li olduğun için burada benle yani yapıyoruz. mesela bugün geçen de söyledim yani basket takımını izletmiyorlar futbol takımını izletmiyorlar. Ya biz ilk yarılar izlet ilk yarılar futbol oynadığımız dönemde futbol takımı olarak 3 gol arardık Fenerbahçe takımı ya, birinci çeyrekte 3 sayı attı ya basket ya, takımı ya akıllara zarar ya. Sevgiyi görüyor musun hocam eurolik şampiyonluğundan en diplere gelmiş yani bugün de mesela kaybettiler. Obra ayrılmak istemedim dedi. İstemiyorum dedi. O burada e, hoş gitti. İki gün, üç gün sonra demiş Yani ayrı. ne derse iki gün sonra yani... Ya Fenerbahçe... Tam tersini e, yapan bir hali var. Şöyle bir pozisyon oluyor. Fenerbahçe düşmanı gibi artık. Hani Fenerbahçe'nin başarısını tabii. istemeyen tabii. bir düşman olarak görünüyor. Çünkü yaptıklarından bahsediyorum hocam. Ben tanımıyorum. Siz benden daha iyi tanırsınız ama... Hani ya bir başarılı olsun Fenerbahçe. insanlar mutlu Şimdi olsun. Şimdi sabaha kadar... Hiç mutlu değil ya. Hiç kimse mutlu değil yani. Gün uyumam genelde. Sabah kadar hayal ediyorum, sabah kadar düşünüyorum. Ama bir türlü onun hayal ettiği Fenerbahçe'yi nasıl bir Fenerbahçe onu hayal edemedim yani. Diyor ya benim hayal ettiğim Fenerbahçe'yi siz anlamamışsınız Hocam bugün diye. E, bir ba türlü. basket takımında arkadaşlar e, puan durumuna bakıyorum. E, telefonu böyle tuttuğun zaman e, Fenerbahçe evet aşağıda ancak ters çevirdiğin zaman Fenerbahçe lider bu seviyeye geldi yani Fenerbahçe. Basket takımı falan. Yani Fenerbahçe'nin ya. her zaman basket takımı üstler oynuyordu Euroleague'den sonra. E, Ali Koç başkan geldikten sonra ligi tersine bir çeviriyoruz. Fenerbahçe lider ilk üçte. Işte. Bence Fenerbahçe taraftarının şunu göz ardı etmemesi lazım. Evet Obradoviç Fenerbahçe basket takımı bir hoca takımıydı. E, Futbolda bu kadar kötü gidiyor. Önceden e, Bağdat Caddesi'nde futbol takımı şampiyon olduğu zaman otobüsle tur atardık. Şimdi Galatasaray da kürek takımı ya da voleybol takımı ne durumda bilmiyorum. Umarım şampiyon olurlar da bari o çocukların emeklerine saygısızlık yapmamış oluruz. Onlar için de bir otobüs turu, otobüsle bir Bağdat turu yapması lazım. Ne düşünüyorsun? Onu, ona cesaret edemez yani. A takım, Fenerbahçe A takımı kötü giderken kürek takımıyla şampiyon olan bir takımı gezdirmez herhalde. Sonra çok laf bir laf yer yani hocam. Onu yapamaz. O yani o kürekler sonra sırtımızdan mı patlar diyor? <laughs> Kesinlikle katılıyorum yani. Yapamaz yani. O cesareti gösteremez. Evet arkadaşlar, bir programın daha sonuna geldik. Tekrar bizim çocukları tebrik ediyoruz. Ee, umarım playoff'ta da dişimize göre bir rakip çıkar ve Dünya Kupası'na katılırız. Hafta sonu. Önemli bir derbi var. Son olarak derbiyle ilgili görüşlerini alalım İzzet. İyi hazırlanıyorlar hocam. Ee, öyle takip ediyorum. İşte iki gün önce de bir kurban kesilmiş. Ee, i̇nşallah kazanırız. Aslında yani. burada... Fenerbahçe'yi motive edecek bir şey söylemek istiyorum. İnanın bana. Biz 6-0 yendik ya. Allah korusun 7-0 tersi olur mu diye korkmuyor değilim. Yani bu lafımı şimdi siz o kadar art niyetlisiniz ki ümit dalga geçiyor dersiniz. Bunu alın motive olarak kullanın da çıkın o maçta sıkın Fenerbahçe Galatasaray maçı her zaman Fenerbahçeliler için bayram günüdür. Fenerbahçe en kötü halinde Galatasaray yenmiştir. Çıkın bu tarafları güldürün. Kazanın geri dönün. Bu taraftar bunu hak etmiyor. Bu taraftarı güldürün. Kazanın gelin. Kazanamıyorsanız da kaybetmeyin. Ve her şeyden önemlisi mücadele edin. Fenerbahçe takımının forması 2 puan. 1 puan da size alın çocuklar. Bunu yapabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bize sana da teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İnşallah ediyorum. derbiden sonra sıcağı sıcağına da görüşmek üzere. hoşça kalın Allah'a emanet şey olun. Hocam? Özür dilerim. Evet. Ee, ben de bizim çocukları tebrik ediyorum. Ee, gelecek dönemde hep hayalimdi. İnşallah Türk hocalar milli takımlarını, Türk milli takımlarını çalıştırır. Ee, bunu söylemek istiyorum. Ben orada Türk hocayı istiyorum milli takımın başında. Ee, tekrardan tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.